Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda arkadaşlar PWM dead time üzerinde duracağız. Bir tane 10 kHz'lik PWM sinyali üretip burada PWM frekansı, PWM periyodu hesaplamaları nasıl yapılacak? Bir de dead time süresini nasıl hesaplayacağız? Eklediğimiz dead time süresini nasıl belirleyeceğiz ve nasıl karar vereceğiz buna? Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar timer 1'den clock source, internal clock, PWM Channel 1, PWM Generation, Channel 1 ve Channel N'i aktif ediyoruz. Bu complementary output diye geçiyor arkadaşlar. Yani tamamlayıcı olarak geçiyor. Yani bir tane channel %70 diyelim duty cycle ayarladıysak arkadaşlar diğeri %30 oluyor. Veya bunu %40 ayarlarsak diğeri %60 şeklinde complementary output diye geçiyor. Burada dead time ekleyeceğiz ekstra arkadaşlar. Şimdi pinlerimiz arkadaşlar A7 ve E9 pinleri. Bunlardan arkadaşlar PWM çıkışlarımızı alacağız. Şimdi clock compression tarafında arkadaşlar 84 MHz seçtim. Bir de internal arkadaşlar. Internal veya ekstra external da kullanabiliriz arkadaşlar. Burada internal kullandım. 84 MHz seçtiğimiz zaman arkadaşlar burada AP, B2 timers clockları var. Bir de B1 timer clocks var. Bizim arkadaşlar timer 1 AP B2'den besleniyor. Bunu arkadaşlar daha önce belki timer videolarında arkadaşlar anlatmıştım. Hani nasıl karar vereceğiz buna. Kütüphaneye arkadaşlar 180 vardı. Bunun içinde eğer hani ben buradan bakıyorum. Bunun içinde RCC.C arkadaşlar. Eğer bunu bulursak bunu açtığımızda aşağı tarafta arkadaşlar bu açıklamalar var. Mesela burada arkadaşlar RCC AP B2 timer 1 clock. Buradan arkadaşlar öğrenebiliriz. Şimdi burada 84 MHz seçtik. AP B2 yani kullanacağımız timer clock da arkadaşlar 84 MHz. Şimdi clock kompresyonuna geçelim. Clock kompresyonunda arkadaşlar prescaler'ı 1 olarak seçtim. Prescaler'ın etkisi arkadaşlar 1+1 bildiğiniz gibi. Burada auto reload register'ın etkisi de 1+1. Burada 4199. Şimdi amacımız arkadaşlar 10 kHz'lik PWM frekansı elde etmek. Şimdi bu değeri nasıl belirledik? Bunun üzerinde duracağız scale tarafında. Diğer taraflarda arkadaşlar bir şey yok. Prescaler 1, counter mode up. Burada auto reload register değeri de arkadaşlar 4199. Bunu kendimiz belirleyeceğiz. Bunu şimdi anlatacağız arkadaşlar scale tarafında. Diğer taraflarda arkadaşlar ekstra dead time tarafı var. Break and dead time management olarak. Şimdi burada ekstra arkadaşlar sadece burada bugün bu videoda dead time 250 olarak ekledim ben. Diğer kısımlar arkadaşlar ekstra bir videoda anlatacağım ben bunları. Şimdi bu break function olayı var ekstra security PWM output'lar için. Şimdi biz bu videoda arkadaşlar dead time üzerinde duracağız. Daha sonraki videoda da arkadaşlar break ve dead time management nasıl yapılır? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi ekstra arkadaşlar dead time'ı burada 250 değerini setledim. Şimdi dead time değeri 0 ile 255 arasında değer alıyor. Şimdi burada PWM generation, PWM mod 1. Bunu da arkadaşlar video number 21'de bu PWM videosunu anlatmıştık. Tam birbirlerinin tersi oluyordu arkadaşlar bunlar. Bu kısmı arkadaşlar orada anlatmıştık. Şimdi burada başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Kale tarafına geçelim. Kale tarafında arkadaşlar int tarafında aşağı inersek şu int'in içinde şimdi PWM'leri aktif edeceğiz. Hold timer PWM start arkadaşlar hash timer 1 timer channel 1 şeklinde bir kanalı aktif ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar channel 1n olan kanalda arkadaşlar şu şekilde aktif ediyoruz. Bu şekilde aktif ettiğimizde her iki kanalımız yani her iki pinden A7 ve E9'dan Channel 1, Channel 1N'den çıkışlarımızı aktif etmiş oluyoruz. Şimdi daha sonra arkadaşlar while'in içine geçelim. While'in içinde şimdi biz 10 kHz'lik bir frekans elde etmek istiyoruz. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi bunun için arkadaşlar formüllerimiz
Şimdi timer 1 AP-B2 timer clone'dan besleniyordu. 84 MHz'di. Bizim timer clone'umuz 84 MHz. Prescaler'ımızda arkadaşlar 1 almıştık. Şimdi burada timer tick frequency var. PWM frequency değerleri var. Bir de period değerleri var. Bunların arkadaşlar formülleri, birbirleriyle bağlantıları şu şekilde. Timer tick frequency arkadaşlar, yani timer clone'u 84 MHz'i prescaler'a böldükten sonraki frekans. PWM frekansı da arkadaşlar bu timer tick frequency'nin period artı 1'e bölünmüş değeri. Bu period değeri arkadaşlar auto reload register'a yazdığımız değer. Auto reload register'ın değeri, yani 4199 yazdığım değer. Auto reload register değeri. Şimdi bunu burada örnekte göstereceğiz. Period arkadaşlar timer tick frequency'nin, eğer oradan çekersek periyodu, bölü PWM frequency eksi 1. Şimdi timer tick frequency 84 MHz bölü prescaler değeri 1 artı 1 42 MHz eder. Şimdi 10 kHz'lik frekans için periyot eşittir şu formül. Timer tick frequency'miz 42 MHz bölü elde etmek istediğimiz frekans 10 kHz. Eksi 1 yaptığımızda arkadaşlar auto reload register'ına yazdığımız değer. Yani şuradaki değer arkadaşlar. Bunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi aşağı inelim. Şimdi burada arkadaşlar bunu belirledikten sonra geriye duty cycle değeri kalıyor. Yani duty cycle'ımı nasıl ayarlayacağım? Burada %40 örnek olarak aldım. %40 duty cycle ayarlamak için arkadaşlar pulse değerimiz ne olacak? Elde ettiğimiz auto reload register değeri artı 1 artı 1 çarpı elde etmek istediğimiz duty cycle değeri bölü 100 eksi 1. Burada da arkadaşlar 1679 değeri elde ediyoruz. Daha sonra bu elde ettiğimiz duty cycle auto reload register'dan elde ettiğimiz duty cycle değerini pulse olarak arkadaşlar bir değişkene atıyoruz. Hold time set compare fonksiyonuyla arkadaşlar pulse'ı setliyoruz. Daha önceki PWM fonksiyonunda da potla PWM pulse'ını değiştirirken arkadaşlar orada da göstermiştim. Bu set compare ile de onu setlediğimiz zaman bu şekilde PWM duty cycle'ımızı da ayarlamış oluyoruz. Formüller arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 84 MHz'di. Prescaler'ımız 1'di. Timer tick frekansını elde etmek için arkadaşlar 84 MHz bölü 1 artı 1 2, o da 42 MHz eder. Daha sonra 10 kHz'lik bir PWM frekansı elde edeceğiz. Burada formül burada arkadaşlar, period formülü. Bu period arkadaşlar auto reload register olarak değeri buluyoruz. 42 MHz bölü 1000 10.000, yani 10 kHz eksi 1 4199. Daha sonra %40'lık duty cycle'ı ayarlamak için de arkadaşlar pulse değeri ne olmalı? Şurada arkadaşlar şu şekilde hesapladığımızda 1679 değerini elde ediyoruz. Daha sonra onu set compare fonksiyonunda setliyoruz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde şurada iki tane kanalımızı, yani iki tane pinimizi aktif edip Channel 1 ve Channel 1N PWM'lerini aktif ettik. Daha sonra while'in içinde de arkadaşlar bir tanesini setlememiz zaten yetiyor arkadaşlar. Şu şekilde setliyoruz. Çünkü complementary output birisi %40 iken diğeri %60 olacak. Veya birisini %25 olarak setlersek değeri otomatikmen, yani otomatik %25 ise diğeri %75 olacak. Burası bu şekilde. Şimdi dead time arkadaşlar 250 ayarlamıştık. Aşağı doğru indiğimizde şurada göreceğiz arkadaşlar. Şurada break dead time configuration'da arkadaşlar dead time 250 olarak setlemiştik. Şimdi bu 250'yi setlediğimizde ne kadar bir dead time süresi elde ediyoruz. Şimdi bunun üzerinde duracağız. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle bu complementary output da arkadaşlar bir özellik daha var. Bundan da bahsedelim. Şimdi dead time hesaplamasına geçeceğiz. Normalde arkadaşlar eğer delay normal seviyede ise delay süresi şu şekilde complementary. Eğer arkadaşlar bu eklediğimiz delay
eğer negatif pulse'la büyükse bir tane arkadaşlar kanal oluşmuyor. Yani OCN, yani output N şu şekilde sıfır oluyor arkadaşlar. Eğer delay süresi şu şekilde negatif pulse'dan büyükse şu süre arkadaşlar genişlik. Bir de ekstra arkadaşlar eğer dead time delay süresi pozitif pulse'dan büyükse arkadaşlar şu şekilde bir tane kanal oluşmuyor. Diğer kanal. Şimdi bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar şimdi hesaplamaya geçelim. Şimdi burada arkadaşlar dead time süresinin hesaplaması var. Şunu şuradan hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu DTG register'ı var. Bu register'ın içinde 8 bitlik bir register bu arkadaşlar. Buradan bitlerin durumuna göre formüller var arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl hesaplayacağız? Şimdi arkadaşlar eğer buraya dikkat edersek DTG 5 ile 7. bitler arası demiş arkadaşlar. 5-7. Yani bu 5-7 eğer bu 5-7'nin durumuna göre, bit durumuna göre karar veriyoruz. Formüller şu şekilde. Örneğin DTG 0 ile 7. bit arasında çarpı TDDTG diyor arkadaşlar. DTG yani bu süre de arkadaşlar şu şekilde belirlemiş. Yani bu DTS de arkadaşlar şurada timer clock'umuzun 1/ timer clock diyebiliriz. Yani burada bir step belirliyor. Şimdi bunu hemen göstereceğim. Şimdi bizim örnek üzerinde duralım arkadaşlar. Şimdi bu 5. ve 7. bit diyor arkadaşlar. Mesela burada 0 ile 5, 0 ile 4, 0 ile 4. Bunlar ne demek oluyor? Şimdi yukarıya doğru çıktığımızda bu timer 1'in arkadaşlar register'ında şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi DTG 0 ile 7 yani 8 bitlik bir register var. Bu register'ın arkadaşlar şu 3'ü. Yani 5, 6, 7 bitlerinin durumuna göre formül var arkadaşlar. Şimdi bunu gösterelim örnekte. Mesela arkadaşlar bizim örnekte biz dead time süresini 250 olarak setledik. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi desimal değer olarak 250 setlediğimizde bunu binary değerli arkadaşlar şu şekilde. Şimdi binary değer burada 8 bitlik bir değer. 8 bitin arkadaşlar ilk 3 biti yani DTG 5 7 5 6 7 1 1 arkadaşlar bizimkinde. Çünkü 250'ye setledik. Şimdi formüle bakalım. 1 1 olduğunda arkadaşlar DTG 1 1 olduğunda formül şu. Şu formülü kullan diyor manuel. Şimdi kullanalım. Şimdi bizim formülde şu şekilde buraya geldik arkadaşlar. Şimdi 32 artı DTG 0 ile 4. bitlerin değeri çarpı şu T süresi. Yani bu T süresi de arkadaşlar 16 çarpı şuradaki T DTS arkadaşlar. Bu ne oluyor arkadaşlar? Buradaki şu T süresi bizim step değerimiz. Bu step değeri de arkadaşlar bizim timer clock'umuzun 1'e bölünmüş hali. Yani 1/ timer clock diyebiliriz. Şimdi bizim için hesaplayalım. Şimdi burada ilk yani 5, 6, 7. bitleri 1/1'di. Buradan formülümüze karar verdik. Şimdi bu 0 ile 4. bitlerin değerini elde edelim. Orada desimal olarak kaç? Şimdi bunu arkadaşlar şu şekilde kesiyorum. Şurada bu sefer de binary'i desimale çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk 3 şurada 5, 6, 7'yi siliyorum. Şimdi bu kalan 0 ile 4 yani DTG 0, 4 desimal olarak kaç değer arkadaşlar? 26.
Şimdi ben buraya 32 artı 26 yazdığımda arkadaşlar 58. Burada 58 değerini elde ettik. Şuraya yazdığımda. 58 değerini elde ettikten sonra arkadaşlar şurada şu süreyi belirleyeceğiz. T süresini. Bu T süresi de 16 çarpı arkadaşlar bizim timer clock'umuzun frekansı. Burada step sayısını belirleyeceğiz. Yani 1 bölü timer frekansımızın değeri oluyor. Şuradan gösterelim arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar clock konfigürasyonu. Burada arkadaşlar şu değer. Yani prescaler'a bölünmeden önceki AP B2 timer clocks değeri arkadaşlar 84. Şimdi burada gösterelim arkadaşlar. 1 bölü 84 kaç etti arkadaşlar? Şu şekilde bir değer çıktı. 84 MHz olduğu için şu anda bu arkadaşlar mikro saniye cinsinden arkadaşlar. Bu mikro saniyeyi de arkadaşlar burada 16 ile çarpıyoruz. T süresini elde ediyoruz. Yani ben 16 ile bu step sayımı burada 125 nanosaniye. Bizimkinde de arkadaşlar şu şekilde bir değer var. Mikrosaniye olarak çarpı 16 dediğimde şu şekilde bir değer çıktı. Burası da neydi arkadaşlar? 32 artı şu 0 ile 4 26 idi. 58. Yani çarpı ekstra 58 dediğim zaman şu şekilde yaklaşık 11 mikrosaniyelik bir tane dead time süresi eklemiş oluyoruz. Örneğin arkadaşlar şurada mesela şuradan bir hesaplama yapalım. Mesela şurada maksimum arkadaşlar diyor 0 ile 15.875 nanosaniye diyor. Eğer stepsi 125 yani 8 MHz almış burada timer clock. 1 bölü 8 MHz 125 nanosaniyedir. Bu da arkadaşlar eğer maksimum alırsak 125 nanosaniyeyi buradan yani 125 nanosaniyelik step sayısıyla elde edeceğimiz maksimum dead time süresi 15.875 nanosaniyeymiş. Bunu da arkadaşlar şurada. Mesela burada ben maksimum 0.1.1 aldım. Diğer tarafları da mesela şurada belirleyelim arkadaşlar. Binary value'umuz 1.0.1.1. Şunun için arkadaşlar bir de ekstra kalan 4 biti de eğer 1 alırsam 4 tane. Şöyle arkadaşlar. 3 yani 5 6 7 0 1 1. Diğerlerini maksimum alıyorum. Hesapladığımda arkadaşlar değer 127 desimal değer. Yani eğer ben 127 yazarsam 127 yazdığımda 127 için burayı kullanacağım arkadaşlar. Çünkü 120'nin değeri şu şekilde 0 1 1. Örneğin eğer 127 yazsaydım şu formülü kullanacaktım. Şimdi hesaplayalım tekrar. 0 ile 7 diyor arkadaşlar. 0 ile 7 127 ediyor. Bu değere göre. Eğer ben buraya 127 yazarsam. 127 çarpı sadece step sürem. Yani şuradaki step sürem. Onu da 125 ile çarparsam. 125 çarpı. Buradaki arkadaşlar. DTG 07 neydi arkadaşlar? 127. 15.875 gördüğünüz gibi maksimum. Yani şuradaki 127 değerini kullandık arkadaşlar burada. Yani burada basit arkadaşlar. Bu şekilde süremizi elde ediyoruz. Bu videoda arkadaşlar kısaca üzerinde durmak istediğim dead time süresinin hesaplamasıydı. Bunun üzerinde durduk. PWM frekansımızı nasıl hesaplayacağız?
Şurada arkadaşlar. Bunu gösterdik. Bir sonraki videoda arkadaşlar bu break ve dead time management olayı var arkadaşlar. Bunun üzerinde duracağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.